Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde üstü sayılar konusunu ele alacağız. Dersimize geçmeden önce sevgili öğrenciler, kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz, abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan, duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Evet, şimdi konumuza geçelim isterseniz. Üstü sayı nedir? Bir sayının kendisiyle tekrarlı çarpına üstü sayı diyoruz sevgili öğrenciler. Sayı kendisiyle iki ya da daha fazla kez çarpılırsa bu işlemi daha kolay hale getirmek için kullanılan sisteme üstü sayılar denir. Sayı kendisiyle kaç defa çarpıldıysa çarpım sayının sağ üst köşesine yani üstüne küçük bir biçimde bu üst yazılır. Üstün diğer adı kuvvet olarak da karşınıza çıkabilir. Bazı kaynaklarda üst yerine kuvvet denir diye geçebilir. Mesela örnek 3 çarpı 3 üstü sayıyla gösterildiğinde 3 üzeri 2 ya da 3'ün karesi diyebiliriz. Normalde 5 çarpı 5 çarpı 5, 3'ün 5'in 3 kere çarpımı üstü sayıyla gösterilirken 5 üzeri 3 diye yazılır. Bunun okunuşu da 5 üstü 3 diye söylenir. Eğer sayılar üstünde üst 2 ise kare diye okunur. Üstü 3 ise küp diye okunur. Bunun dışındaki sayılar 4, 5, 6 diye gelirse işte 5 üstü 4, 5 üstü 5 gibi okunabilir. Ya da 5, 5'in 4. kuvveti, 5'in 6. kuvveti gibi kuvvet diye de ifade edilebilir. Sayı kendisiyle 2 kez çarpılıyorsa buna sayının karesi diye okuyoruz. Eğer sayı kendisiyle 3 kez çarpılıyorsa bu da sayının küpü diye okuyoruz. Bunu unutmayın sevgili öğrenciler. Kuvvet üst eş anlamlıdır. Bunu unutmayın, aynı anlama gelir. Bir sayının kendisiyle kaç defa çarpılacağını gösteren sayıya o sayının kuvveti ya da üstü diyoruz. Üst çarpan sayısı kadardır sevgili öğrenciler. Mesela 2 üzeri 3 ya da okunuşu 2 üstü 3, 2'nin 3 defa çarpıldığını gösterir. 3 kere çarpıldığını gösterir. Bir üstü bir kere çarpıldığını, bir üstü birin iki kere çarpıldığını, bir üstü birin üç kere çarpıldığını gösterir sevgili öğrenciler. Örneklerde de gördüğünüz gibi. Evet. Üstü sayıları gösterirken alttaki sayıya taban diyoruz. Sağ üst köşeye yazılan sayı ya da üst ya da kuvvet diye belirtebiliriz. Mesela bunun okunuşu şu şekildedir. 3 üstü 4 diye okuyabiliriz ya da 3'ün 4. kuvveti de diyebiliriz. Bu ne anlama geliyor? 3'ün 4 kere çarpıldığını bize anlatır. 3 üzeri 4, 3'ün 4 kere. 4 tane 3 çarpılıyor demektir. Evet, üstlü sayılar örnek olarak verdiğinizde gördüğünüz gibi 3 tane 20'nin çarpımı üstü olarak gösterildiğinde 20 üstü 3'tür. 4 tane 9'un çarpımında üstü sayı olarak gösterimi 9 üstü 4'tür. 2 tane 40'ın çarpımı 40 üstü 2'dir. 5 tane 8'in çarpımı 8 üstü 5'tir. Bu şekilde üstü sayı olarak gösterilebilir. Evet, üstü sayıları çarpmalı üstü sayıya nasıl çevirebiliriz? Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 tane 3'ün çarpımını üstü sayı olarak gösterirken 3 üzeri 3 üstü 5 deriz. 3 tane 20'nin çarpımını üstü sayı olarak gösterirken 20 üstü 3 deriz. 4 tane 15'in çarpımını üstü sayı olarak göstermek için 15 üstü 4 deriz. 3 tane 9'un çarpımını üstü sayı olarak gösterirken 9 üstü 3 deriz. 2 tane 7'nin çarpımını ise üstü sayı olarak gösterirken 7 üstü 2 ya da 7'nin karesi deriz. Bu şekilde üstü sayı olarak gösterebiliriz. Gördüğünüz gibi 2'dir. 6 tane 7'nin çarpımını üstü sayı olarak nasıl gösterebiliyoruz? Bakalım. Burada cevap D'dir. Çünkü 7 üstü 6 olmasının nedeni 6 tane 7 olmasıdır. Yani kendisiyle tekrarlı çarpımıdır. 7 üstü 6 bu sorunun doğru cevabıdır sevgili öğrenciler.
Simge 100 sayısının karesini bulmak istiyor. Buna göre simgenin istediği sayıyı bulunuz demiş. Çözümde de şöyle yapıyoruz. Problemde karesini bulmamız istemiş sevgili öğrenciler. Bir sayının karesi aynı sayının iki kez çarpılmasıyla elde edildiğine göre yani 10 çarpı 10 100 eder. Cevabımız 10'dur diyebiliriz. Evet, 4 üstü 4 ya da 4'ün 4. kuvveti ne anlama gelir üstü sayının? 4 tane 4'ün çarpımı anlamına gelir. 4 tane 4'ün çarpımı da 256'dır. Bir sayının karesi sayıların kendisiyle çarpımını üstü şekilde gösterebiliriz. Bir sayının yan yana iki kez yazılıp çarpılmasına o sayının karesi denir. Evet, üstü sayılarda kare alma nasıldır peki? Bir doğal sayının ikinci kuvvetine o doğal sayının karesi denir. Bir doğal sayının karesi o doğal sayının iki defa yan yana kendisiyle çarpılması demektir. Mesela 4 üstü 2 ya da 4'ün karesi ya da 4'ün ikinci kuvveti de diye okuyabiliriz. 2'nin karesi ya da 2 üstü 2, 2'nin ikinci kuvveti diye de okunabilir. 5'in karesi, 5 üstü 2, 5'in ikinci kuvveti diye de okuyabiliriz. Örneğimizde ne demiş? 6 doğal sayısının karesi aşağıdaki seçenekten hangisine doğru olarak verilmiştir? Yani 6 üstü 2 olacak. Cevabımız B seçeneğidir sevgili öğrenciler. 8 doğal sayısının karesi aşağıdaki seçenekten hangisine doğru olarak verilmiştir? Gördüğünüz gibi D seçeneğinde 8'in karesi doğru verilmiştir ya da 8 üstü 2, 8'in ikinci kuvveti diye de okuyabiliriz. Üçüncü örneğimizde 10 doğal sayısının karesi aşağıdaki seçeneklerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Bakın B seçeneğinde 10'un karesi verilmiştir. Diğer örneğimizde 12 doğal sayısının karesi aşağıdaki seçeneklerden hangisine doğru olarak verilmiştir? A seçeneğinde 12'nin karesi ya da 12 üstü 2 ya da 12'nin ikinci kuvveti olarak da okuyabileceğimiz A seçeneği doğru seçenek olarak verilmiştir. Evet, diğer bir sorumuzda 14 doğal sayısının üstü olarak yazılışı aşağıdaki hangisinde doğru verilmiştir diyor. 14'ün karesi 14 üstü 2'dir. 13 doğal sayısının üstü olarak yazılışı aşağı seçenekten hangisine doğru olarak verilmiştir? 13'ün karesi sevgili öğrenciler 13 üstü 2'dir. 16'nın karesi hangisine doğru olarak verilmiştir? B seçeneğinde 16'nın karesi doğru olarak verilmiştir. 9'un karesi doğal sayısının küpünü sonucu aşağıdaki seçenekten hangisine doğru olarak verilmiştir? Evet. Karesi nasıl verilmiştir? 9'un 2 kere çarpımı demektir. 9 kere 9 da 81 yani C seçeneğidir. 10'un karesi sevgili öğrenciler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 10 iki kere çarpılır, iki kere çarpılacağı anlamına gelir. 10 çarpı 10 eşittir 100'dür. 20'nin karesi hangi seçenekte doğru verilmiştir? 20 çarpı 20 400'dür. Yani D seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Karesel sayılar bir doğal sayının karesidir şeklinde yazılabilen sayılara karesel sayı diyoruz. Bakın karesel sayıların tablosunu size veriyorum. Burada videoyu durdurup ekran görüntüsü de alabilirsiniz. Size tavsiyem bu karesel sayılar ezberlemeniz. 1'in karesinin 1 olduğunu, 2'nin karesinin 4 olduğunu, 3'ün karesinin 9 olduğunu, en azından 20'ye kadar olan sayıların karesini bilmeniz çok önemli. 20'nin karesi 400'dür, 30'un karesi 900'dür, 40'ın karesi 1600'dür gibi belirli sayıların karesini bilmeniz sizin işinizi kolaylaştıracaktır sevgili öğrenciler. Ve şimdi karesel sayılarda 1'in karesi ne demektir? 1'in 2 kez çarpıldığı anlamına gelir. 1 çarpı 1 eşittir 1'dir. 2'nin karesi ya da 2 üstü 2 ya da 2'nin ikinci kuvveti ne demektir? 2'nin 2 kez çarpıldığı anlamına gelir. 2 kere 2 de 4'tür. Şimdi diğer karesel sayıları sırayla gösteriyorum. Gördüğünüz gibi. Siz de videoyu durdurup bu bölümü tekrar tekrar izleyip karesel sayılar ezberleyebilirsiniz. Bir sayının yan yana 3 kez yazılıp çarpılmasına da sevgili öğrenciler o sayının küpü diyoruz.
Bir doğal sayının üçüncü kuvvetini o da o sayının küpü denir. Bir doğal sayının küpü o doğal sayının üç defa yan yana kendisiyle çarpımı anlamına gelir. Örneğimize de bakacak olursak dördün küpü ya da dört üstü üç ya da dördün üçüncü kuvveti diye okuyabiliriz. 2'nin küpü 2 üstü 3, 2'nin üçüncü kuvveti diye de okuyabiliriz. 3 farklı şekilde okuyabiliyoruz gördüğünüz gibi. 5'in küpü 5 üstü 3, 5'in üçüncü kuvveti diye de okuruz. 6'nın küpü 6 üstü 3 ya da 6'nın üçüncü kuvveti diye de okuyabiliriz sevgili öğrenciler. Örneğimize de bakacak olursak 6 doğal sayısının küpü aşağıdaki seçeneklerden hangisine doğru olarak verilmiştir? 6'nın üzerine üst olarak 3 vermemiz lazım. 3 olduğu zaman her zaman buna küp diyoruz. Bunu unutmayın. Doğru seçenek 6. 6 üstü 3 ya da 6'nın küpü diye biliriz. Diğer bir örneğimiz 8 doğal sayısının küpü hangi seçenekte doğru verilmiştir? C seçeneğinde 8'in küpü bakın 8 üstü 3 üzerinde 3 gördüğümüz zaman küp anlamına gelir. Bunu unutmayın. Üçüncü soruda 10 doğal sayısının küpü hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. Ne yapacağız? 10'un üstünde 3'ü arayacağız. 3'ü gördüğümüz zaman küp anlamına gelir. D seçeneğinde 10 üstü 3 yani 10'un küpü anlamına gelmiştir. Dördüncü sorumuzda 12 doğal sayısının küpü aşağıdaki seçeneklerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Ne 12'nin üzerinde 3'ü gördüğümüz zaman küp anlamına geleceği için 12'nin küpü D seçeneğinde doğru olarak verilmiştir sevgili öğrenciler. 12 doğal sayısının küpünü evet 12 çarpı 12 çarpı 12 doğal sayısının üstü olarak yazılışı yani 3 tane 12'nin çarpımı hangi seçenekte doğru verilmiştir? D seçeneğinde 12'nin küp olarak verilişi doğrudur. 6. soruda 10 çarpı 10 çarpı 10 3 tane 10'un çarpımı yani küp olarak ifade edilmelidir. 10 üstü 3 yani 10'un küp olarak B seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. 15 çarpı 15 çarpı 15 doğal sayısının üstü olarak yazılışı aşağıdaki seçeneklerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Yani 3 tane 15'in çarpımını verdiği için C seçeneğinde 15 üstü 3 ya da 15'in küp olarak verilmesi doğru olmuştur. 8. örneğimizde 9'un küpü doğal sayısında hangi seçenek doğru olarak verilmiştir diyor bunun çarpımı. Yani 3 tane 9'un çarpımı olacağı için B seçeneğinde 3 tane 9 çarpılarak 729 bulunmuştur. 9. örneğimizde 10'un küpü doğal sayısının küpünün sonucu aşağıdaki seçeneklerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Yani 3 tane 10'un çarpımı olacaktır burada. 3 tane 10'un çarpımı da D seçeneğinde verilmiştir. 3 tane 10'un çarpımı 10 çarpı 10 100, 100 çarpı 10 1000 eder. D seçeneğidir. 20'nin küpü doğal sayısının küpünün sonucu aşağıdaki seçeneklerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Yani 20'nin 3 kere çarpıldığı anlamına gelir. O da C seçeneğinde verilmiştir. Evet sevgili öğrenciler, üstü sayılarla ilgili konumuz bu kadardı. İzlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde yüklediğim videolardan, duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.